Çeşitli bölgelerinden seçilmiş Türklerden oluşan bir reperler hazırladık. Bu arada sizden bize dönüşler olduğunda mümkün olduğunca soloları da seslendirmeye çalışacağız. İstek türkülerimiz olduğunda seslendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de belki bu programda istek türkülere daha fazla yer verebileceğiz. Siz gerek hafta içi, gerek program canlı yayın esnasında yazacağınız istek türküleri biz burada arkadaşlarımız vasıtasıyla seslendirmeye çalışacağız. O anda varsa o gün. O anda yoksa bir sonraki hafta mutlaka sizden gelen istekleri tabii türkü olması kaydıyla. Çünkü bizim işimiz türkü söylemek. Şimdi Türkiye'de türküyle şarkı birbirine karıştı. Sizden gelen istekleri seslendirmeye çalışacağız. Ben bu arada akordum soğuktan dolayı biraz esnedi. Ona hemen müsaadenizle bir yerden geçeyim. Evet, ilk solistimizi alalım. Evet Nurhan'cığım, buyurun. Hangi türküyü seslendireceksen sen söyle istersen buradanız. Diyarbakır yöresine ait Yeni Kapı'da Atlılar, Yusuf Tapan'dan alınmış, notayı alan da Zülfü Fantan. Heh, onu söylememiz çok iyi oldu, peki. Bundan sonra söyleyecek olan arkadaşlar, ne kadar yükselttik. Herkes değerlerini ve kaynağı söylesin o zaman. Onlar bizim değerlerimiz. Evet, kesinlikle. Yeni kaldı tatlılar yamadan
ağzına sağlık. Ben yine akorduma bir bakmak zorundayım. Bir tarafta orada oturuyordum. Bağlama buraya gelince yeni yerine alışamadı galiba. Bir de enstrümancı için en kötü şey akorsuz bir aletle çalmaya çalışmak veya çalmak zorundayım. Ben de müsaadenizle eğer akordum giderse arada aklımda sığınarak akort yapmak istiyorum. Şimdi ikinci solistimiz. Neriman buyurun. Hangi türküsü bileceksiniz seslendir. Hocam Urfa'ya paşa geldi. Türküsünü okuyacağım. Hocam mı geldi? Urfa'ya paşa mı geldi? Yok hocam bilmiyorum size söyleyeyim. Tamam. Sevinç geldi vesaire. Bir de yöresini söyleyelim istersen. Evet, az olan bantürkler evet. Kime gitmesin hocam. Yöresi neresi bunun?
Var mı? Hocam şey ben de orada karıştırdım çünkü bu türküsü ama bana ait de nasıl oluyor? Ben size başka bir şey söyleyeyim buradan. Çanakkale türküsü yıllardır hep söylediniz. Çanakkale için aynı hatırlatıyor. Nerenin türküsü? Laslamonu türküsü. İşte niye böyle? Genelde bu basın. Hocam genelde bu basına gecelerinde okunduğu için herkes Urfa diye biliyor ama Osmanlı geçtiği için. Geçtiği için normal aslında Van türküsü. Bir de bunlara çok fazla da takılmamak lazım. Türkiye'de herkes her yerde. Hiçbirisi hiçbir yerde değil aslında. Yani evet şimdi geldik. Üçüncü son üstümüze. Uğurcan ve Serap. Sırası dedin mi? Niye böyle? Maske biraz. Maske biraz olayım. Maske biraz olayım. Ne söyleyeceksin? Pardon. Başladın mı? Hocam estağfurullah. Bir mendil aldım dereden. Kıbrıs yöresine ait. Şimdi bak bu türkü mesela Kıbrıs dinlediğiniz zaman aslında Kıbrıs'ta melodik olarak, melodi akışı olarak çok fazla bir bağ yok. Ama zamanda kültürel etkileşim dediğimiz, yani bir mahkum seslendirmiş olabilir Kıbrıs'a gidip, bir de asker seslendirmiş olabilir. Yani Kıbrıs türküsü diye kayıt alınmış ve Kıbrıs türküsü diye söyleniyor. Ama dinlediğiniz zaman yani bu türküyü hiç bilmemiş olsanız, çünkü dinlediğinizde şöyle bir intiba oluşuyor insanda. Yani bu türkü acaba Güneydoğu türküsü mü, Doğu Anadolu türküsü mü veya işte Orta Anadolu'nun doğusuna doğru olan illerden derlemiş. Halbuki türkü Kıbrıs türküsü. Onun çok fazla takılmayın böyle şeylere, türküyü söyleyeyim. Selam.
Thank you.
öyle kalırsa oldum divane. Çok güzel bir Rumeli türküsüdür bu. Ağzına sağlık. Peki şimdi gelelim. Birlikte bir türkü söyleyelim, olur mu? Halil Atılgan hocamızın derlediği bir adına türküsü. Gide gide bir söyle dayandı. Orada dur şimdi. Tamam. Onu bir kız alalım. Tamam. Olur mu? Tamam.
Sağ olsunlar, çok teşekkür evet, ederiz. Onları söyleyemiyorum isimler. Evet, farklılarımızdan. Seden yazmış, ne başarı var. Kevser Erozgün, ağzınıza sağlık canlar demiş. Herkese selamlar, saygı sevgiyle herkese selamlar, sesinize sağlık diye mesajlar var hocam. Çok teşekkür ederiz, herkes çok sağ olsun. Sizi veren yaradana şükürler olsun. Ağzınız elinize, yüreğinize sağlık, Ayşe yazmış. Alkışlarınız için ve emojileriniz için çok teşekkür ederiz. Şu pandemi de çok güzel. Ağzınıza sağlık yazmışlar. Gülşen Parlak, yüreğinize sağlık, var olun. İngiltere'den selamlar. Bu tarz mesajlar hocam. Çok teşekkür ederim. Herkes sağ olsun. Mesajlar hepsi bizim için çok değerli. Gelen istekleri mutlaka önümüzdeki haftalarda seslendirmeye çalışacağız. Kızılırmak, canın çıkma bugün türküsü. Çok güzel bir türküdür. Bende var ama arkadaşlarımda olmayabilir. Ama önümüzdeki haftalarda mutlaka onu seslendireceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman diğer sorusu arkadaşımızı alalım. Bu arada şey de söyleyeyim. Sizler bizim YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarımıza abone oldunuz mu bilmiyoruz. Biz orada sayıları takip etmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Eğer o hesaplarımızı Yaşar Kemal Ali'nin Yurt Ezgileri Topluluğu Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımıza üye olursanız bize güç verirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Peki şimdi sıradaki solistimiz. Haşmeciğim gel. Evet Haşmeciğim, ne söyleyeceksin? Python geldi, meyhaneye dayandı. Bir bilecik türküsü. Bilecik türküsü, peki. Maddez Acar dermiş. Tamam diyorum, hadi bakalım. Ağlama çakırın, alır ömür gibi.
Açma yaramı, perişanım ben.
Geldik şimdi bir Rumeli türküsüne. Buyurun Naciye. Türkünüzü siz anons edin. Ben de bir Rumeli türküsü okuyacağım. Şefonları kaleye karşı. Biraz daha yüksek söylerse. Ben de bir Rumeli türküsü okumaya çalışacağım. Şefonun evi kaleye karşı. Peki. Yazık şu genç ömrüme,
Derman arayken, derde düş oldum. Derman arayken,
çıktı ağlama gözleri. Mevlam kendindi, Mevlam kendindi. Ben ayrılmaz idim, Ferhat ayırdı. Ben ayrılmaz idim, Ferhat ayırdı. Allah'a gözlerim, Mevlam kendindi. Listemiz. Evet hocam, geçmeden bir iki mesaj okumanıza... Tabii buyur. Evet, bu arada yoğun mesaj ilgisi var. Teşekkür ediyoruz onun için. O kadar mesaj mı var hocam? Evet hocam. Yani özellikle alkışlar çok, falan alkışlar, çok var. Kalpler falan çok var. Gülşen Parlak 16, yüreğinize sağlık yazmış. Şengül Bulut, iyi akşamlar sevgiler türkü dostları. Ben de denizlerin kumuyumu istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Denizlerin kumu. Notumuzu alalım. Evet, Şengül Bulut tekrar sevgiler yazmış. Ata Yusuf, sevgiler, saygılar hocam yazmış. Yusuf Osman ya. Sağ olsun. Ata Yusuf diye nickname'i. Instagram'a da. Z. Sermin, yüreğinize sağlık yazmış, alkış kalp. Yusuf çok da iyi bir müzisyendir, çok da iyi bir bağlamacıyız. Çok iyi bir müzisyendir. Taklit değeri bulamadı ama inşallah önceki zamanlarda çok daha iyi yerlere gelecek. Bu arada galiba Z. Sermin, Hüseyin'in parçasını isteyen... Yok, o şeydi, Çiçek. O da bir alkış, alkışlar, kısımlar göndermişler. Hayal Sivri, sesinize yüreğinize sağlık yazmış. Çok teşekkür ederiz. Hüseyin Erözgün, ağzınıza yüreğinize sağlık, selamlar yazmış. Biz de selam gönderelim buradan. Çok teşekkür ederiz. Sekoymen, yüreğinize sağlık, tebrikler Yaşar hocam demiş. Yaylahan Bektaş, ağlama gözlerin Mevlam Kerim'dir diye bize eşlik etmiş hocam. Aa, çok iyi. Çok iyi. Bu arada Facebook'tan da bir iki mesaj, orada da çok yoğun alkışlar var. Celil Tunç, yüreğinize sağlık yazmış. Ekrem Alim, tebrikler canım. Ben Hatice yazmış. Ekrem Alim ama galiba başka bir hesapta. Sebahattin Köymen tekrar yazmış. Ferhat Selvi, bu parça için yıllarca solo olarak söylediğim bir türküdür diye yazmış. Evet, Ferhat Selvi benim üniversite Çıkart Müzik Orası'ndan arkadaşımdı. Çok da güzel bir sesi vardı ve bu türküyle çok keyifle söylerdi. Bugün biraz söyledi herhalde kendisini. Selam olsun. İsmail Ünlüer, iyi akşamlar, teşekkürler, yüreğinize, mızrabınıza sağlık demiş hocam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hepinize çok çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda inşallah daha gelişerek devam edeceğiz. Evet İlmaz'cığım, buyur. Evet, hangi türkü sesini yine doğuya doğru gittik. Evet. Piyas Bey'den sonra, tabii Erzincan'dan sonra Erzurum geliyor. Tamam. Güzel Serhat, şehrimiz Erzurum'a ait bir türkü okuyacağız. Hani yaylam, hani senin ezelin. Tamam. Ben memlekete gitti değil mi? Evet. Şimdi çok ilginç. Riyaz Erzurum'da Erzurum türküsü okudu. Sen de Ağrı Erzurum türküsü okudun. Aslında Ağrı türküsü de çok istiyorlar ama önümüzdeki artık programı. Tamam, tamam, olur, olur. Sen öyle bir şey yapma, ben senin memleketi biliyorum. Hadi bakalım. Thank you.
Sanata devam yazmış, inadına yazmış. Ben çok hoşuma gitti o yüzden. Gerçekten yani bilmiyorum, içinde bulunduğumuz durumdan mütevellit herhalde biraz sanattan uzaklaştırma var bizim. Ben en azından bir genç olarak kendimi öyle hissediyorum. Ne hissediyorsun? Ben gerçekten bir yani 2021 yılında yaşayan bir Türk genci olarak ülkemde bazı şeylerden yoksun bırakıldığımızı yani bile isteye sanattan, sevgiden, saygıdan, kültürden uzaklaştırıldığımıza inanıyorum. Yani en azından ben evet öyle ve bunu kastı şekilde yapıldığını düşünüyorum. Belki de yanılıyorum ama bence benim gibi birçok genç bu fikirde hocam. Evet. Sizlerin muhabbeti çok önemli. Bu konuda söylenecek çok şey var aslında. Ama hani derler ya, söylesen tesiri yok, sussam gönül razı değil. Ama başka bir şey daha söylerler. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır derler. Aslında söylenecek çok lafım var. Sabaha kadar konuşabilirim bu anlamda ama biz şimdi türkülerimize devam edelim. İleriki bölümlerde ben söylemem gerekenleri fazlasıyla söylerim. Nelerin bahane edildiğini, nelerin geri çekilmeye çalışıldığını, insan hayatıyla nasıl oynandığını, insanların duygularıyla, yaşam tarzlarıyla nasıl oynandığını ileriki kirada konuşuruz inşallah. Biz şu anda türkülerimizi söyleyelim. Evet, İstanbul türküsü arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Ellerimiz uzun ama bakalım. Sendeki taşlar bende
Arkanızdayız, yan yanayız demiş Özge Varne Kartal. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olsun.